arkadaşlar. Şimdi dördüncü videomuzda solving initial value problem yapacağız. Yani bu Laplace'ın ne işe yaradığını burada göreceğiz. Şimdi şöyle yazayım karşılığı. Laplace gibi. Laplace transformation. Mesela bir tane bize soru versin. Desin ki y2 türe eksi 6y türe artı 15y eşittir 2 sinüs 3k ve başlangıç koşullarını da veriyor. Diyor ki y0 eksi 1 y türe 0'da eksi 4 diyor. Şimdi bunu ben başka yollardan çözebilirim. Bundan önceki videolarda biliyorsunuz. İşte variation of parameters ve unturned coefficient'da bu tarz soruları çözmüştük. Burada Laplace yoluyla çözeceğiz. Laplace yoluyla çözerken her iki tarafın Laplace'ını alacağım. Şimdi şu y 2 türev eksi 6y türev artı 15 türev Laplace'ı 2 sinüs 3 t'nin Laplace'ına eşit olacak. Şimdi bu 2 sinüs 3 t'nin Laplace'ını biliyorum ama ilk videoda bakmıştım. Peki burada da ilk videoda bir özellik vermiştim. Y türev ve Y türevin Laplace'larını yazabiliyorduk. Y'nin Laplace türevinden. Neydi? Hatırlayın. S kare çarpı Ys eksi S çarpı Y sıfır eksi Y türev sıfırdı. O y2 türevinin Laplace'ı. Tabii bu lineer olduğu için bunun Laplace'ı eksi 6 tane y türevinin Laplace'ı yapabilirim. Yani eksi 6 tane s çarpı ys eksi y0 bir de artı 15 veriyor. 15 tane de ys. Y'nin Laplace'ını da bununla gösterdik. Eşittik l 2 çarpı sinüs 3 denin Laplace'ı. O dursun şimdilik. Yarım kalmadı çünkü. Peki y0 eksi 1, y2 0 da eksi 4. Bunların yerine yazarsam. Diğer tarafta bakın y'si katsayıyorum. Burada s kare. Şurada eksi 6 s gelecek. Bir de şuradan 15 y'si gelecek. Bu böyle olacak. Peki y0 yerine eksi 1 yazınca burası artı s oluyor. Y2 0 eksi 4 burası artı 4 oluyor. Buradan da eksi 6 y'si eksi 6 çarpı eksi y0 artı 6 y0 y0 eksi 1 olduğu için eksi 4 gidiyor. Yani s eksi 2 oluyor. Bir bana da Laplace'ını alalım. Onunkisi 3 bölü s kare artı 9'du. 2 ile çarpınca burası da 6 bölü s kare artı 9 olacak. Peki bunları da öbür tarafa attığında ys çarpı s kare eksi 6s artı 15'i ben 6 bölü s kare artı 9 artı 2 eksi s diye yazabiliyorum. Buradan da ys payda eşitlerse ve şunu da bölüm olarak atarsam şu gelecek. S kare ile s'i çarptım. Eksi s küp. S kare ile 2'yi çarptım. 2 s kare. 9 ile eksi s'i çarptım. Eksi 9 s. 9 ile 2'yi çarptım. 18. 6 da burada var. 24 bölü s kare artı 9. Bu burası. Bölü bir de bu var. S kare eksi 6s artı 15. Tamam. Yani ben bu denklemin, diferansiyel denklemin çözümünü Laplace'ını biliyorum. Dolayısıyla inverse Laplace yaparak fonksiyonu da bulabilirim. Amacım o. Peki bu ifadeyi ayırdığımda, bakayım doğru mu yazmışım? Evet, doğru yazmışım. Bu ifadeyi ben partial fraction yapıp basit kesirlerini ayırdığımda ne gelecek? Eksi s küp artı 2 s kare eksi 9 s artı 24 bölü s kare artı 9 çarpı s kare eksi 6 s artı 15 eşittir. Bir s kare 9 var. Bakın bu çarpanların ayrılmıyor. Bunun delta sıfırdan küçük.
O böyle kalacak. Yani s kare eksi 6s artı 15 olarak kalacak. Diğer çarpan da bu. Bunlar ikinci derece olduğu için yukarılara birinci dereceden şeyler yazıyorum. Ve de payda eşitlenip bunu buna eşitlediğimizde, bu ifadeleri eşitlediğimizde ABC'leri şöyle buluyoruz. Bu da bulunmuş bir var. Tekrar işlem kalabalığına boğmuyorum. A ve B 1 bölü 10, C eksi 11 bölü 10, D ve 5 bölü 2, onu da 25 bölü 10 yapıyorum. Bir sebepten, sadece şimdi şu an değil de böyle yazalım. Çünkü birazdan işte sebebi de şu 1 bölü 10 parantezini alacağım. Bu üstteki ifadeyi. O yüzden 5 bölü 2 yerine bunu yazdım. Peki, o zaman şimdi bu ifadenin, yani bunu inverse Laplace'ını aldığımda y'yi bulacağım. Peki, şunu inverse Laplace'ını alıyorum. Şimdi a 1 bölü 10, b de 1 bölü 10. Ve 1 bölü 10 parantezinde alabilirim. Ya da şöyle düşünüyorum. 1 bölü 10 çarpı. Ben önce 1 bölü 10 parantezinde alıyorum. S artı 1 bölü s kare artı 9 oluyor. Peki, eksi 11 bölü 10, 25 bölü 10'u da eksi 1 bölü 10 parantezini alırsam ne gelecek? 11s eksi 25 bölü s kare eksi 6s artı 11. Onda dikkat edin, s eksi 3'ün karesi artı 6 olacak. Tamam. Şimdi gençler, burası biraz daha kolay, burası biraz daha sıkıntılı ama halledeceğiz. Şimdi burasını ne yapıyorduk? Burada bir kosinüs, bir sinüs var deyip parçalıyorduk. Yani L eksi 1'i, yani şurayı ben şöyle yazacağım. 1 bölü 10 çarpı, parantez açayım. S bölü, S kare artı 9. Ki bu kosinüs 3'te. Artı, bir de 1 bölü S kare artı 9. Ama burada sinüs olacak ama şurada 3 ihtiyacım var. Onda nasıl yapıyorum? 3 ile çarpıyorum. 3'e bölüyorum. Bu ifadeyi. Burası da sinüs olacak. Burası da hazır. Peki burada. Şimdi gençler, burada da şu yukarıya s eksi 3 türünden yazmam lazım. Yani s eksi 3 bölü s eksi 3'ün karesi artı 6 gelsin diye. Peki 11s olduğuna göre 11s eksi 33 olacak. 11 parantezin altında s eksi 3 gelsin diye. S eksi 3'ün karesi artı 6. Yanına ne gelmesi lazım? Eksi 25 orijinali. Dolayısıyla artı 8 gelmesi lazım. Yani ben burayı da şöyle yapabilirim. 8 bölü s eksi 3'ün karesi artı 6 diye yazabilirim. Tamam. Şimdi gençler alıyorum. 1 bölü 10 parantezinde. Burası kosinüs 3'te. Burası da 1 bölü 3 çarpı sinüs 3'te. Tamam. Şimdi buradayız. Burası önemli. Şimdi 11s eksi 33 bölü bu. Yani aslında 11 parantezinde s eksi 3 bu. Tamam. Şimdi gençler, 11'i görmezsek, s eksi 3'leri de s gibi düşünürsek, aslında s bölü s kare artı 6 gibi bir şey yok mu? Burada, şurada. S bölü s kare artı 6 var. Peki bu neydi? Bu kosinüs kök 6'ydı. 11'i yazıyorum. Çarpı kosinüs kök 6 t. Ama dikkat edin, kosinüs kök 6 t'nin Laplace'ı bu. Ama burada s yerine s eksi 3 yazılmış. Onu da ilk özellik e üzeri at ile çarpınca onu yapıyorduk. Yani buraya kosinüs kök 6 t çarpı e üzeri 3 t yazıyorum. Bunun anlamı şuydu. Kosinüs kök 6 t'nin Laplace'ını bul. Orada da s gördüğün yere s eksi 3 yaz. İşte bu geliyor. Peki şu son ifadeyi de yazarsam bitecek. Burada da bunu, bu da aslında direkt neydi adı? Sinüs. Ama yukarıya kök 6 lazım. A bölü s kare artı 6'dan. Peki kök 6 ile çarpıp kök 6'ya bölüyorum. Ne oluyor? 8 bölü kök 6 çarpı geriye ne kaldı? Kök 6 bölü
S kare artı 6 diye düşünelim gene. O da ne olacak? Sinüs kök 6 T olacak. Peki ama S yerine S eksi 3 gelmiş gene. Gene o yüzden E üzeri 3 T ile çarpıyorum. O yüzden soru bitti arkadaşlar. Bakın her iki tarafın Laplace'ını aldım. Lineer ve derivatiflik özelliklerini kullanıp YS'yi buldum. Bu inverse bir önceki videoda da yapmıştık. Inverse Laplace transformation'da. Laplace'ını biliyorsak kendisini bulabiliyorduk. Nasıl? Partial fraction yaparak. Partial fraction yapıldı. Bunlar geldi. Bunlar da hep bir kosinüs bir sinüs oluyordu. Ayırıyorduk. Bunları da bundan önceki videolarda bakmıştık. Burada bir teknik var. Özellikle şu tekniği anlatmak için bu örneği seçtim. S eksi 3 var ama onu önce S kare diye düşündüm. Çünkü S yerine S eksi 3 koymak kolay. Nasıl? E üzeri 3 T ile çarp. Ve burada da bir S'li kısmı kosinüs severdim. S eksi 3 yaparak. Sabiti de sinüs severdim. Ve çözümleri buldum. Şimdi bir örnek daha çözelim bununla ilgili. Evet arkadaşlar, bir tane daha initial value problemi çözelim diyelim. Şimdi yani şöyle, y 2 türe artı 4 y eşittir u 3 u 5 3 çarpı u 5 t eksi 5 çarpı delta t eksi 3 ve bu da kolaylık olsun diye y 0 ve İlk 0'da ben 0 aldım. Kendim yazdım ama hani beklenen bir soru. Sağ tarafta hem step function hem direct delta function var. Biliyorsunuz bir önceki videoda, üçüncü videoda onların Laplace'larını görmüştük. Gene aynı tekniği kullanacağız. Yani her iki tarafın Laplace'ını alarak başlayacağız. Y2 türe vardı 4 yerine Laplace'ı 3 U5T eksi 5 delta T eksi 3'ün Laplace'ına eşit olacak. Buradan Y2 türenin Laplace'ı neydi? S kare YS eksi S çarpı Y0 eksi Y türe 0'dı. Buranın Laplace'ı da U5T'nin neydi? E üzeri eksi 5S bölü S idi. Yani yanında 1 varmış gibi düşünüyorduk. Ft eksi 5 1 çarpı 1. Ft de 1. 1'in Laplace'ı 1 bölü s. Onu e üzeri eksi 5 ile çarpıyoruz. Bu da e üzeri eksi 3 s'ten başka bir şey değildi. Şimdi peki. Özür dilerim. Burada bir de 4y vardı. Onu yazmayı unuttum. Sadece y2 türenin Laplace'ını yazdım. Artı 4 tane y'nin Laplace'ı. Yani y's olacak. Tamam. Şimdi y 0, 0'dı. Y türe 0 da 0'dı. Bu iki terim gitti. Yani s kare y's. Bir de artı 4y's kaldı. Yani y's parantezinde s kare artı 4 kaldı. Çarpı s kare artı eşittir buna. Bu da 3 çarpı e üzeri eksi 5 ise bölü s eksi 5 çarpı e üzeri eksi 3 ise. Bu kalem gözüküyor mu? Kontrol etmez. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi bunu da s kare artı 4'e böldüğümde her ikisini. Ys şöyle çıkıyor arkadaşlar. 3 sabit dursun e üzeri eksi 5 ise çarpı 1 bölü s çarpı s kare artı 4 eksi 5 çarpı e üzeri eksi 3 ise çarpı 1 bölü s kare artı 4. Tamam. Şimdi e üzeri eksi cs çarpı fs'ler u'luydu. Dolayısıyla burada cevaplar u'lu çıkacak. U'cetli çıkacak. Burası hazır gibi. İşte 2 ile çarpıp bölünce aslında şey oluyor. Sinüs t oluyor. Burası sinüs 2T oluyor. Oradan şey yapacağız, hareket edeceğiz.
Ama burada birazcık işimiz var. Çünkü 1 bölü s bölü s kare artı 4 hoş değil. Onun partial fraction'ına basit kesimlerine ayırmamız gerekiyor. Peki onu ayırdığımızda da ne buluyoruz? Direkt yazayım. Nasıl olacak? A bölü s artı bs artı c bölü s kare artı 4. Onu ayırdığımda şöyle şeyler buluyorum. 1 bölü 4 bölü s artı eksi 1 bölü 4 çarpı s bölü s kare artı 4 buluyor. Ona ayırdığımda. Onu da isterseniz bakın buraya yapıp yazalım. 1 bölü s çarpı s kare artı 4 nasıl yapacağım? A bölü s artı b bölü b s artı c bölü s kare artı 4 diye ayırıyorum. Payda eşitlediğimde a, b, c'yi belirlediğimde a 1 bölü 4 çıkıyor. B eksi 1 bölü 4 çıkıyor. Çok basit. Basit yani hemen 30 saniyede yapabiliriz. C'de 0 çıkıyor. C 0 çıkmıyor, burası çıkıyor. B, s bölü s kare artı 4 eksi 1 bölü 4 s bölü s kare artı 4 geliyor. Artı bu. Tamamdır. Artı eksi 5 çarpı e üzeri eksi 3 s. Bu da bir 2 ile çarpıp bölelim. Yani 2 bölü s kare artı 4 bölü 2 yapalım. Tamam. Şimdi gençler. Şimdi şeyi hatırlayın arkadaşlar. Yani not diyelim. Şimdi şunu hatırlayın. L eksi 1 e üzeri eksi c ise çarpı nasıldı? Efes, evet, Efes eşittir bu ct çarpı f t eksi c. Yani bunun Laplace'ı buydu, bunun inverse Laplace'ı da buydu. Şimdi şuraya şuraya bakarsak c burada 5. Dolayısıyla bir kere şu baştan şu 3'ü yazıyorum. Sonra da bir de u 5t var. Tamam. Peki ft eksi c var yanında. Onu nasıl bulacağım? Şimdi orada da şuranın Laplace'ını alacağım. Şimdi 1 bölü 4 çarpı s bu. 1 bölü s. 1 bölü s'in inverse Laplace'ı 1'dir. Burada da eksi 1 bölü 4 çarpı s bölü s kare artı 4. Bunun da şeyi nedir adı? Inverse Laplace'ı cosinus 2t'dir. Bu benim f'tem. Tamam mı? Bu ne? Bu ft. Ama yazarken dikkat edin ne yazacağım yanına? Ft eksi 5 yazacağım. U 5t olduğu için. Yani burada t yerine t eksi 5 koyacağım. Dolayısıyla şöyle bir şey olacak. 1 bölü 4 parantezinde 1 eksi kosinüs 2t ile orası 2t eksi 10 olacak. Artırıyorum. Buraya geldim. Eksiymiş. Eksi deyip buraya geliyorum. Eksi 5 bölü 2 çarpı e üzeri eksi 3 s şurası. Yani c 3 yani şurası u 3 t. Yanındaki de bu ft'nin e üzeri eksi 3 s'nin yanındaki Efes, yani bunun inverse'ünü alınca ft bulacağım. O şu olacak. Sinüs 2t. Değil mi? Bunun inverse Laplace'ı sinüs 2t. Peki bu ft eksi 3 ama. Pardon bu ft. Ama buraya yanına ft eksi 3'ü yazacağım. Yani o da ne olacak gençler? Sinüs 2t eksi 6 olacak. T yerine t eksi 3 yazarsın. Burası ft'nin Laplace'ı. Dolayısıyla bunun inverse Laplace'ını aldığınızda ft'yi bulursunuz. Bu sonuç ft eksi c'dir. C burada 3 olduğu için burası ft eksi 3. Burada c 5 olduğu için burası ft eksi 5. Ben direkt inverse Laplace'ını aldığımda
FT'yi bulmuş oluyoruz. Peki, bu da dördüncü videomuz. Böylelikle Laplace'ı bitirmiş oluyoruz. Son bir video çekeceğim. Two point boundary problems diye. Böylelikle final videolarımızı bitirmiş olacağız.